Bir önceki dersimizde servis katmanını kopyalayıp gerekli düzeltmeleri yapmıştık. Bir önceki dersimizde servis katmanını yazmıştık. Fakat bir hata almıştık. O hatanın çözümüne bakacaktık. Beraberce bakalım şimdi. Projeyi tekrar çalıştırıyorum. Bakın burada servis product ulaşılamıyor şeklinde mesaj aldım ve konu otofekle ilgili. Bakın INTT üzerinden product'a ulaşmışım. Bakın burada INTT repo kullanmışım fakat bunun AutoFact'e tanımı yok. Bakalım öyle mi? Bakın burada INTT repo kullanılmış. Ama INTT repo kullandığım zaman INTT repo'nun hangi sınıfa başvuracağını iletmemişim. Nereye Otofek implementasyonuna. Otofek'i ben bir tek Windows Form katmanda kullanıyorum. Otofek implementasyonuna geçtim. Şunu yazayım. Bu yıldır nokta register generic. Register generic için parantez açtım ve kapattım. Burada niye register generic kullanıyorum? Çünkü şu servis sınıfında jenerik olarak ay repo'yu kullanmışım. Ben Entity repo sunduğumda şuradaki Entity repo'nun içerisine Entity repo'da olması lazım. Yani nivlenen bir Entity olması lazım. Tabii ki bunu yapabilmek için de I Entity repo üzerinden entity repo'ya ulaşabilmesi lazım. Ama I Entity repo jenerik. Bakın jenerik T alıyor. Bu durumda bunun otofek implementasyonunda register jenerik kullanıyorum. Type of entity repo. Burası jenerik T alıyor. Kapattım. Sonra as yani ben entity repo istiyorum. Ne zaman? Ezinde parantezini kapattım. Type of parantez açtım kapattım. I entity tripo sunduğum zaman yalnız buraya T'yi yazmayacağım. Sadece jenerik olduğunu ifade etmem gerekiyor. Burası T almıyor. Yani T'yi buradan göndermiyoruz. T'yi kullandığımız alanlardan gönderiyoruz. Burada T olmayacak. Bir de şu parantez fazla. Bakın böylece ben şu servis üzerinden iEntityTripo'ya ulaştım ya. Ben iEntityTripo sunduğumda EntityTripo'nun new'ini alabiliyorum. Şunun içerisine. Böylece Otofek implementasyonunda iEntityTripo'yu kullandığımda şunun içerisine EntityTripo'nun new'ini gönderebiliyorum. Instance alabiliyorum. Yani o kendi alıyor otomatik. Projeyi bir daha çalıştıralım. Bakın bu sefer servis dto product ketname'de bir sıkıntı var. Yani ben Aydal dto product ketname'e ulaşmaya çalışıyorum diyor ama ortada yok. Bakalım gerçekten yok mu? O tefek implementasyonu. Evet burada Aydal Dito Product Cat ile ilgili hiçbir şey yok. Peki nereden ulaşmaya çalışıyorum? Şurada. Bakın I Service Dito Product Cat Name. Aydal Product Cat e ulaşmaya çalışıyor. Ben ona Aydal Dito Product Cat verdiğim zaman o Dal Dito Product Cat buraya dolduramıyor. Nivleyemiyor. Bu durumda onu da autofake implementasyonuna ekleyeceğim. Yalnız o generic değil normal register type olarak ekleyebilirim. Şöyle. Register type. Şuradan alayım. Idle DTO product ketneyim için autofake implementasyonuna döndüm. Burada demiş oluyorum ki ben sana I dal DTO product yet name gönderirsem sen dal DTO product yet name'den örnek al. Çalıştıralım projeyi. Bakın projemiz çalışmış oldu. Geçen dersimizde hep kopyalama yapıştırma yaptık. Çok bir şey anlatmadım. Şimdi anlatayım. Mouse'a sağ tıklıyorum burada. Plus Old basarak bütün sekmeleri kapattım. Şimdi benim Business adlı bir katmanım var. Burada da Classes klasörümde Servis sınıfım var. Servis sınıfı en önemli sınıf burada. Bakın. I Entity repo istiyor. Daha sonra Otofek bu I Entity repo için Entity repo sınıfına giderek bana bir örnek alıp dolduruyor. Ben de o örnek üzerinden gerekli metotları çağırıyorum. Bakın buradaki entity repo aslında ay entity repo. O da entity repo olmuş oluyor. Yani ben servis üzerinden entity repo'ya ulaşıyorum. Bakın servisten entity repo'ya. E, bu entity repo'da zaten get all metodu var. Bu get all metodu db set üzerinden as no tracking ile sorgulama yapıyor. db set ne içeriyor? db set context üzerinden şuradaki setin jenerik t'sine Product ise product. Kategori ise kategori gönderip sorgulamayı yapıyor zaten. O zaman ben servis üzerinden doğrudan Entity Repo'ya ulaşıp bütün sorgularımı Entity Repo aracılığıyla yapıyorum. Bakın burada zaten değişkenden de anlaşılıyor. Şimdi bir de interfacelere bakalım. Bu interfacelerde de en önemli interface ay servis interfeysi. Bu ay servis aslında ay entity repo'nun aynısı var. Bakın hiçbir farkı yok. Şu iEntityRepo'yu Ctrl-A, Ctrl-C ile kopyaladım. iService'e geçtim. Mouse'a sağ tıkladım. Compare File with Clipboard. Bakın hiçbir değişiklik yok. Normalde burada kod tekrar yapmış oldum. Aynı kodları tekrar yazdım. Halbuki Solid prensiplerine göre böyle bir şey yapılmaması gerekiyor. Ancak iService, Business katmanında iEntityRepo, Data Access katmanında. Böylece bu kodları yeniden yazmam gerekli oldu. Ancak dilerseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Bu I Service'in I Entity Report T'yi implement etmesini sağlarız. Bu durumda da buradaki kodların hiçbirini yazmamıza gerek kalmaz. Ben buraya açıklama haline getiriyorum. Bakın projemiz yine çalışır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın projemizin çalışmasında hiçbir sıkıntı yok. Mesela şu ürünü güncelleyeyim. Güncelle butonuna bastım. Bakın güncellerken de hiçbir sıkıntı çekmedi. Böylece ne yapmış olduk? Normalde zaten I entity repo'da olan ve hiçbir değişiklik yapmadığım bütün metot tanımlamalarını Ententitipo üzerinden ay servise e çekmiş oldu. Ola ki bir metotta bir farklılık değişiklik olursa o değişikliğin gerçekleştiği metodu buraya yazarız. Normal şartlar altında hiç kimse bu şekilde yazmıyor. Fakat teknik açıdan şu anda yani metotlarda bir değişiklik yapmazsanız en azından solid prensiplerine uymuş olursunuz. Böylece i servis i -Entity implement ettiği için, oraları yazmama gerek kalmadı